Değerli izleyenler, yeni bir aydan, yeni bir haftadan hepinize kucak dolusu sevgilerle başlayalım. Burası önemliye. Geçmiş bayramınızı kutlayalım bir kez daha. Ancak tabii bayram sonrası ilk günde çok bir acıyla uyandık yeni haftaya. O da sabah saatlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla aslında çok ciddi bir üzüntüye boğulduk. Yine dağ yolunda, yani Değirmenlik Girne yolunda, dağ yol denen yolun üzerinde anladığımız kadarıyla biraz dikkatsizlik, biraz aşırı sürat, ilk belirlemeler böyle. 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan tabii bayram sonrası ülkenin gündemi yavaş yavaş devlenip toparlanmaya başlıyor. Ancak tabii devletin zirvesi Londra'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oraya gittiğini, uçağa bineceği saat açıklanan haberle öğrendi kamuoyu. Sayın Başbakan da az önce Londra'da olduğunu duyurdu. Orada her yıl son birkaç yıl düzenlenen bir festival, yani Kıbrıs Türklerin düzenlediği Enfield'da düzenlenen festivale gitti siyasetimiz. Şu anda oradalar. Oradan gelen haberlerle de bir başka gündem var. Tabii bir yılı tamamladık. Bir seçimi geride bıraktık. Ara seçimi geride bıraktık. Seçim sonrası tartışmalar yeniden alevleniyor gibi. Hepsini çok değerli bir konuğum, değerli meslektaşım sevgili Aytuğ Türkan'la konuşacağız. Aytuğ, bir kez daha hoş geldin. Çok hoş teşekkür bulduk. Ederim. Senin ve ailenin de geçmiş bayramı kutlu olsun şimdiden. Evet, hepimizin güzel bir bayram süreci geçti aslında. Yani havanın da güzel olduğu bir dönemdi. Tam klasik yaz. Senin de rengin bayağı koyulaşmış. Güzel oldu. Ama hayata döndüğümüz gün, yani tatil hayatından normal hayata döndüğümüz gün tabii üzüntü verici bir trafik kazasıyla başlamış olduk. Ama burada tabii kazadan çok yol, farkındaysan, tartışılmaya başladı hemen. Çünkü bizim dağ yolundaki ilk ölümlü kazamız değil bu. Sonucu da olmayacak bu şekilde gittiği sürece. Buranın fiziki yapısı gereği bir kaza oldu mu genelde maalesef ölümlü bir kaza oluyor. Engebeli, oldukça fazla virajlı, dar yolların olduğu ve büyük araçların hüküm sürdüğü bir yol. Bu kaza nasıl oldu bilmiyoruz. Daha detaylı bir polis açıklaması ben okumadım. Ama genelde işte önünüze bir yük, bir araç takılır, büyük bir kamyon, onu sürekli geçmeye, bizim deyimle sağlamaya çalışırsınız. O anda işte virajın önünden bir araba çıkar, yüz yüze. Genelde böyle olur orada kazalar ve yüz yüze de olduğu için yüz yüze çarpışmalar genelde ölümle noktalanıyor. Daha sağlam arabada olan kişiler yaralandı. Daha yufka arabada olan kişiler maalesef hayatını kaybetti. Ama burada sabah bir kısmını dinledim Sayın Erhan Arıklı'nın. Keza bayramdan önce bizim de yaptığımız bir programda sormuştum ben yollarla ilgili durum nedir diye. Ve bu dağ yolunda sormuştum özellikle. Çünkü yanılmıyorsam Kemal Dürüst dönemiydi. Belki sen de hatırlarsın. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olduğu dönem bir tünel projesinden bahsedilirdi burayla ilgili olarak. İşte buraya bir tünel açma falan. Ama projeler genelde kağıt üstünde kalıyor. Kağıt üstünde kaldığı sürece de kazalar artarak devam ediyor. Zaten yol altyapısının dışında bizim çok ciddi alkol, uyuşturucu, hız gibi başka sorunlarımız da var trafikte. Bunlara bir de yol sorunları eklendiğinde sonuç kaçınılmaz oluyor. Bayram süresince daha bugün, yanılmıyorsam Halkın Sesi'nin manşetiydi, trafikteki sıkıntılarla ilgili
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı'nın gerek bayram öncesi Vatan olabilir. Yani Vatan Gazetesi'nde var onu gördüm. Olabilir. Yani dünkü bir tak açıklamasıydı zaten. Evet. Bu sorunları zaten var olan sorunlar işte bir de projelerin tamamlanamaması nedeniyle daha da ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Dinliyoruz sabah. Şimdi ben siyasetçiyi suçlamak, ülke yönetenini suçlamak en kolaydır işin. Yapmıyorsunuz dersin ve olur biter. İstediğin gibi de eleştiriyi yapabilirsin. Ama işte ülke yönetenlerini de dinlediğiniz zaman gerçekten haklı olduğu pozisyonlar var. Yani istimlak sorunlarını aşamayan bir devlet var. İstimlak sorununu aşamadığı için Erhan Bey de sabah söyledi. Evet, projelerini tamamlayamayan bir devlet yapısı var. Daha acısı Türkiye'de diyor ihaleye çıktık. Parası hazır dağ yolu için. Aynı şey Gönyeli üstündeki Kuzey Çevre Yolu için de var. Aynı konu. Yani her şey hazır, parası tamam, bir tamam her şey hazır. Gelip şirket yapacak ama istimlak sorunlarını aşamıyoruz. Ha burada Sayın Erhan Arıklı'nın yargıya yönelik de eleştirileri var. Bir anayasa var ama sonuçta yargıda bununla buna yönelik olarak yasalara, anayasaya yönelik kararlar üretiyor. Sorunu görüyorsanız sorunun çözümüne yönelik yasal değişiklikleri yapmak da hükümetlerin görevi. Burada oturulur. İstimlak sorunuysa burada sıkıntı. Bu istimlak sorununun çözülmesiyle ilgili yasal düzenleme her neyse bu oturulur, yapılır ve bu projelerin bir an önce hayat bulmasının önü açılması gerekiyor. Evet. Yani evet, nasıl derler, mal canın yongasıdır. Sizin malınızı devlet istimlak ederse haklı olarak dersiniz ki ya bunun ederi bu değil deyip hakkınızı ararsınız. Ne yapıyor diğer ülkeler? Yani bu her yerde var. Benim bildiğim istimlak ettiğiyle ilgili bir bölgeyi devlet tespit ediyor sizi. Neyse o devletin rakamları banka hesabınıza parayı yatırıyor. Siz memnun olmazsanız davanızı açıyorsunuz ama proje durmuyor. Yani proje devam ediyor. Sonuçta orası artık devlet ona karar vermiş. El koyuyor. Orasını kamulaştıracak. Siz artık işin pazarlık kısmını hakkınızı ararsınız. 10'du da yok ben 20 isterdim. Devlet 10 verdiydi. Belki mahkeme 15'te sizi anlaştırır ve iş biter. Ama proje durmuyor. Proje devam ediyor. Çünkü orada bir toplumsal fayda var. Bir halk yararı var. Kişi de mağdur olmama hakkını mahkemede kullanıyor ve bu şekilde işler gidiyor. Türkiye yeniden yaratıldı. Bu yollar, köprüler, istimlak sorunları yok muydu? Vardı ama aşmış insanlar. Burada da aşılması gerekiyor. Yapmamız gereken belli. Bunu yapamıyoruz bir türlü. Sonra şikayet ediyoruz. Sonra canlarımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla bu konularda devletin ve dolayısıyla hükümetin üzerinde bazı vazifeler var. Yapılması gereken işler var. Daha ilginci Sayın Erhan Arıklı'nın söylediği tapuları bulamıyoruz. Tapuda personel yok. Yani kimin malını ipotek edeceksiniz diye gidip biz hızlandıralım bu işleri. Tapu kiminse, Levent'inse gidelim Levent'i bulalım hemen söyleyelim yapalım dediğinizde tapu çalışmıyor. Yani tapu sağlıklı çalışmıyor diyelim. Çalışmıyor değil, sağlıklı çalışmıyor. Hızlı işlem yapamıyor. Neden? Personel sorunu var. Personel sorunu... Bu yeni yoldan şey de aynı aşağı yukarı. Şimdi sen konuşurken anlama geldi. Kuzey Çevre Yolu. Kuzey Çevre Yolu'ndan bizim belediye bağlarının yolda. O da istimlak nedeniyle yapılamıyor. Aynı sorun. Gönyeli ovaların, tepelerinin içerisinde evet. Sorun var. Ben şeyi sordum. Karşıya geçemiyor. Yani yol gidiyoruz. Onunla ilgili adım atıyorlarmış. Evet, gördüm. Sayın elçiyle de konuştuk. Yani düşünün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi konuyu takip ediyor. O yolun, yani o Kuzey Çevre Yolu'nun o çemberden bağlanıp şeye gitmesi, yani Gönyeli'ye dönebilmesi şeklini takip etmek zorunda kalıyor. Bayram öncesi hep gündemimde olduğu için bu konular biraz fikir sahibiyim ve bilgi sahibiyim. Hı. Ama istimlak sorunu her yerde karşınıza çıkıyor. Ve bunu
mazereti olmaz artık. Yani tespit ediyorsanız sorunun ne olduğunu, bu tespitten yola çıkarak sorunun çözümüyle ilgili de adımı atacak. Devlet atmak zorundadır, devleti yönetenler. Yani gerisi çünkü hep mazeret kalıyor, hep sözde kalıyor. Tespit varsa gerekli yasal değişikliklerle ilgili adımlar elbette atılmalıdır ki kaza her zaman olacak. Hayatımızın bir, tüm dünyanın bir gerçeği ama en az hasarla atabileceğimiz kazalar için güvenli yollar ve güvenli sürüş yapacak insanlara ihtiyacımız var. Bunlarla da ilgili eğitim başta olmak üzere insan ayağında, denetim devamında ben çok ağır cezalarla da işin çözülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ağır ceza koyduğumuzda da vatandaş ödemiyor. Bu kez mahkemeler yığılıyor. Bir davayı 3 sene sonra göreceksiniz. Ne olur? Havada kalıyor. Dolayısıyla burada önemli olan insanlarla ilgili olarak önce eğitim, ardından da sıkı denetim ki herkes koltuğa oturduğunda araç koltuğuna iki kere düşünmesi gerekir. Ama altyapıyı da elbette devletin hazırlaması şart. Ben her gün sabah biliyorsun ki motosikletle Girne'den Kuşa'ya geliyorum. Ve dönüyorum. Her gün sabah aynı manzarayı gözlemin önüne geliyor. Her gün sabah aynı manzara. O da şu, insanlar yolda giderken araba kullanmıyor. Telefon kullanıyor, arada arabayı sürüyor. Yani arabayı sürüyor da telefon kullanıyor değil. Tam tersi. Evet. Telefon kullanıyorlar, arada dümeni tutuyorlar. Ellerinde telefondan bu şekilde gidiyor. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği fark etmiyor. Her gün sabah aynı manzara, aynı durum devam ediyor. Son zamanlarda kazanılmasındaki temel sebeplerin birinin bu olduğunu düşünüyorum. Halkın Sesi gazetesinde yani alkolle bağlıyor konuyu. Elbette alkol, yani dikkati dağıtıcı unsurların biri telefon, biri de alkol. Ve tabii ki altyapı. Yine Değirmenlik yolu çok tehlikeli bir yol. Aydınlatması olmayan bir yol. Bariyerleri olmayan, belli yerlerde bariyerleri olan bir yol. Ve halen inşaatın devam ettiği bir yol. Yolun yani beş parmak zirvesinin Lefkoşa tarafı daha riskli bu tarafa göre. Ve çok temkinli olması gereken, sürat yapılmaması gereken bir yol. Orada da geçişler, tehlikeli geçişler, araç geçişleri yani yine şoföre dayan. Ben zaman zaman kullanıyorum sevgili Levent Oğlu. Kullanırken de sürekli eşimle tartışırız neden buradan gidiyoruz tedirgin diye. Tedirgin oluyor, tedirginlik var. Çünkü örneğin Esentepe tarafına gidecekseniz Lefkoşa'dan Çatalköy trafiğine girmek istemiyorsunuz. Çünkü o yol 7/24 aynen. Trafik. Şimdi eğer siz Çatalköy yolunu çözseniz sevgili Levent, o zaman şeyin kullanımına gerek kalmayacak. Dağ yolunun en azından planlandığı gibi büyük araçların kullandığı bir yol olacak. Ama Sayın Erhan Atlı bana aynen şunu söyledi. Ya biz Gönyeli tepelerindeki istimlakı çözemiyoruz. Memleketin en değerli olduğu yer şu anda Çatalköy sırtlarını nasıl yarıp da gidecek? Yani düşün oradaki istimlak bedellerini. Sorun bu. Yani Gönyeli ovalarındaki istimlak bedellerini ödeyemeyen devlet nasıl Çatalköy sırtlarının ki çok değerlidir, şimdi çok yüksek meblalardadır, nasıl istimlak edecek? Bunlar bunları organize edebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Yani bunlar olması gerekiyor. Yapılması gerekiyor bir planlama dahilinde. Zaten Türkiye Cumhuriyeti her türlü ekonomik katkıyı bu alanlar içinde sağlıyor ama buna rağmen yasalar işte parayı dahi bulsanız şeyi ilerletemiyorsunuz, süreci ilerletemiyorsunuz. Burada da gereken yasal düzenlemeleri yapmak hükümetin üzerine düşen bu. Umarım yani daha çok acı yaşamadan da evet. Bu işleri Yeni gazetesi SMS geçti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili isimleri açıklıyor. Polis açıklamış. Ben polisin hesabına baktığımda bunu görmedim ama yabancı uyruklu Pırat
Pratapi Bubai Karavatra, Yayesh Keshu Agat, Anjali Makvana ve Putiben Henaben Patak, yabancı uyruklu 4 kişi Hindistan uyruklu sanıyorum. Ülkemizde çalışan herhalde. Hint uyruklu 4 kişi görebildiğim kadar, yani çıkarabildiğim kadar, bu yanlış bir şey de konuşmayalım şimdi. Kazadı 4 kişi, 2 ağır yaralı. Sanırım diğer Mercedes'tekiler ağır yaralı. Evet. 4'ü bir arabadaydı. 4 bir arabadaymış. Mercedes'tekiler yaralı, evet. Ama diğer araçta olanlar 4'ü hayatını kaybeden kişiler olduğunu ifade etti. Yani polisin ilk bir İki araç yüz yüze çarpışıyor burada. Yalnız bir araç ortadan bölünüyor ikiye. Evet, yani şunun ilginç tarafı o. Gri olan araba paramparça oluyor. Yani resmen araba paramparça. Diğerinin de burnu yok. Ama bir çok büyük araç, çok ağır bir araç o. Muhtemelen herhalde bilemiyoruz nasıl olduğunu. Yani şimdi farazi konuşmak yanlış ama yüz yüze olduğuna göre kesin bir tanesi diğerini, yani bir arabayı sağlıyor. Muhtemelen büyük bir aracı sağladığı sırada oluyordur yüz yüze, ya da uyuyup diğer şeride, dalgınlıkla diğer şeride geçmesi, çünkü arada bir bariyer yok, evet. O yolda ikisinden biri, ama daha kemikli olan sağlam araçtakiler hayatını en azından kurtarabilmiş. Gerçi biri ağır yaralı. Biz bir de kazaların, sevgili Levent, genelde hayatını kaybedenler üzerine okuyoruz, ama bu ağır yaralı insanların sonrasındaki hayatlarına dair bir bilgimiz yok. Belki de hayatına tedavi olduktan sonra bir daha eskisi gibi devam eden binlerce insan, devam edemeyen binlerce insan var. Sakat kalan, gerek zihinsel gerek fiziki sıkıntılar yaşayan birçok vatandaşımız da var. Sadece ölüm sayısı üzerine okuyoruz belki sıkıntıyı, ama bunu da es geçmemek lazım. Bu ağır yaralı kazalardan kurtulan birçok vatandaşın da ciddi geriye kalan hayatında sıkıntı yaşadığı dönemler de oluyor. Ama şanslı olanlar elbette iyileşip tekrar eski hayatına dönebiliyor. Ama şimdi, bu kadar şanslı olmayanlar da var. Polis ayrıntılı bir açıklama yaptı kazayla ilgili. 3 Temmuz tarihinde 3.03.40 sıralarında Girne Değirmenlik Anayolu 8-9 kilometre arasında Pratabhai Bubai Karavatra erkek 40 yaşında yönetimdeki FT 203 plakalı sağlam araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu oysa da karşı istikamette gelmekte olan Hüseyin Taşer erkek 56 yönetimdeki ST 698 plakalı sağlam aracın önünü tıkanması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu FT 203 plakalı sürücüsü Pratabhai Bubai Karavatra ile araçta yolcu olarak bulunan Jayesh Keshu Agat, Anjali Makbana, Pushtiben Henaben Patak, hepsi üçü de 21 yaşında. Olay yerine yaşamlarını yitirmişlerdir. Kazada yaralanan ST 698 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Taşer ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Burak Tokgün erkek 35, kaldırılmış oldukları Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir diyor polisimiz. Yüz yüze çarpışma işte. Yüz yüze çarpışma, dikkatsiz bir geçiş. Yani bu yüz yüze çarpışma en kötü taraf. Hiç taraf değilken, aslında kazaya sebep yokken dahi mağdur olabiliyorsunuz. En kötü tarafı o. Yani siz kurallara uyup dört dörtlük yolumuza seyretseniz bile aniden bir araç karşınızda yüz yüze kaldığınız bir noktada bulabiliyorsunuz. Bu da, tekrardan baş sağlığı dileyelim. En kötüsü. Bu gerçekten kolay değil. Mesela burada vefat edenlerin hatası var. Evet. Yani o ihlal ediyor şeridi. Nasıl olduğunu elbet bilemiyoruz ama dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçmesi diyor. Düşünün, karşıdan gelen Hüseyin Taşer. Sollama yok ama, değil mi? Anladığım kadarıyla. Yok. Burada yok. Belli ki yolun sağına geçmiş bir şekilde. Sollama yok demek ki, ya da sağlama neyse.
Ama düşünün Hüseyin Taşer ve Burak Tokgün kendi yollarında seyrettikleri bir nokta. Hiçbir kabahatleri yok. Karşınıza aniden bir araç buluyorsunuz ve bugün işte umarım da daha kötü bir sonuca gitmez. Ağır yaralı bir şekilde hastanede yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Umarım hemen iyi haberleri de alınır bu yaralı olan kişilerin. Bunu ancak ümit edebiliriz tabii. Dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu. Yani bir arabayı geçmiyor. Geçme yok. Gibi. Yani uyuma da olabilir. Uyuma olabilir. Telefona bakıyor olabilir. Yani bir şey oldu ve yolun sağına geçti. Belli ki sürat de var. Sürat olmasa o şey olmaz. Muhtemelen yokuş aşağı indiği bir yer olabilir. Yani hızı oradan da almış olabilir. Evet. Girne istikametine doğru. Çünkü orası biliyorsun şeye kadar tırmanıyorsun işte beş parmağın restoranın yani, olduğu yere kadar. Ondan sonra inişe geçiyor Girne'ye doğru yol. Daha yolunda kamera da yok. Hız kamerası yok. Yok herhalde. Yoktur. Hiç yok. Yok. Bir tek askerin olduğu noktada yani ama o zaten başlangıcı. Çıkarken başlangıç. Sonra başka hiç yok. Düz bir yol. Başlangıç dağ olması. Yolunda kullanılan herkesin iki kat daha dikkatli olması gereken bir yol. Taş ocakları var. Yani geçmişte orada çocuklarımızı kaybettik. Maalesef. Bu da bize büyük acı veriyor. Yani arabaların çok oldu ama tekrar edelim. Yani cep telefonu sadece alkollü araç değil. Cep telefonu bence şu anda geçtiğimiz yıl Polis Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu dönemi vesilesiyle zaman zaman buradaki değerli görevli arkadaşları konuk ediyoruz. Yani cep telefonu kullanımının araç kullanırken cep telefonu kullanılmasıyla ilgili cezaların daha dikkat çekici olması gerektiğini vurguluyor polis uzun dönem bir. Bu konuda yasal çalışma istiyor. Sevgili Mehmet, gerçekten yani cezayla olmayacağını görüyoruz. Getirilmeli diyor trafik kazalarına. Yani şudur konu. Ceza kesiyor size polis. Tamam mı? Ağır bir ceza. Şey, asgari ücretin 10 katı örneğin. Siz bunu ödemediğiniz zaman mahkemeye gidiyorsunuz. Ve süreç orada yıllara dönüşüyor. Hı. Yani cezadan daha önemlisi çok daha fazla kontrol ve bence bilincin artırılabilmesine yönelik çalışmalar. Yani bu her alanda. Artık sosyal medya gerçeği üzerinden. Mesela polis son dönemde sürekli bilgilendirici postlar paylaşıyor. Bu önemli, güzel bir şey. Bunların artarak daha profesyonel şekilde video tarzlarına çevrilerek yapılabilmesi, farklı dillerde yapılabilmesi artık. Biz hala tek dilde gidiyoruz. Yani örneğin devletimiz bir uyarı yaptığı zaman bu Türkçe bir şekilde yapılıyor ama bu ülkede artık kazaların da çok önemli bir bölümü yabancı misafirlerin olduğu şekilde oluyor. Yani içinde olduğu noktada oluyor. Dolayısıyla bu bilgilendirmeleri de farklı dillerde yapabilmemiz gerekiyor. Şart bundan sonrasına ilişkin. Yapılanmayı bu şekilde, örgütlenmeyi bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yoksa ben dediğim gibi yani bu işte ceza şu kadar artsın. Cezayla olmuyor. Çünkü ceza dönüşmüyor hemen. Sonuca girmiyor cezayı yaptırım. Bu daha çok eğitim ve bilinçlendirme ile alakalı olsa gerek. Yerel seçim sonuçlarını değerlendirdin ertesi gün sabah Berete'de. Ara seçimin. Evet. Özür dilerim. Ara seçim sonuçlarını değerlendirdin. Tabii bayram girdi araya. Bir nebze tansiyon biraz düştü. Yani günlük yaşamla ilgili yani siyaset atmosferi tekrardan günlük yaşam moduna geçti ama biraz tortusu kaldığı gibi görülüyor her yerde. Senin aradan geçen bir hafta süre içerisinde iç siyasi dengeler açısından UBP ya da CTP ya da diğer boyutları açısından nedir öngörün kısa dönemle ilgili? Yani bu Ulusal Birlik Partisi'nde var olan tartışmayı fitilleyecek bir sonuç ortaya çıkardı. Yani
belki sayısal olarak çok bir kayıp söz konusu değil yani bakıldığı zaman, ama şu bir gerçek, belli Ulusal Birlik Partililer sandığa gitmemiş. Cumhuriyetçi Türk Partili de var sandığa gitmeyen, ama orada daha örgütlü bir yapı oluştu. Her zaman daha örgütlülük var zaten o anlamda, yani sandığa evet, taşıyabilme anlamında. Ulusal Birlik Partisi bunu yapamadı. Bunun sebebi Ali Başman'la alakalı değil. Bunu tüm Ulusal Birlik Partisi içerisindeki kişiler bunu zaten söylüyorlar perde gerisinde. Sorunun Başman'la alakalı olmadığı, sorunun parti içi bir takım huzursuzlukların yarattığı bir unsur olduğu ayan beyan ortada. Dolayısıyla zaten var olan bir reorganizasyon tartışmaları kabine üzerinde belli ki bu dönem hayata geçecek gibi duruyor. Çünkü bir kere bunu Ulusal Birlik Partisi sağlıklı bir şekilde tartışması gerekiyor. Şu anda bu sağlıklı ortam bir türlü oluşabilmiş değil. Ara seçim öncesindeki yerel seçimde dahil Lefkoşa ve Girne'nin, yani Lefkoşa ve Girne'de ciddi kaybı var Ulusal Birlik Partisi'nin. Evet. Ara seçimde de böyle, yerel seçimde de böyle. O zaman bunu oturup masaya yatırmak boynunun borcudur. Bugünkü yönetimin Ünal Bey yola devam edecekse bir şekilde sorunu tespit edip gerekli müdahaleleri yapmak durumundadır. Ya da o müdahaleleri yapamayacak noktadaysa onun geri adım atması gerekir. Ki öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla o kangren olan yara neyse onu bir şekilde temizlemek lazım vücuttan. Çünkü önümüzde şu an bir seçim olmayabilir. 2027 yılına kadar bir seçim yok diyoruz. Ama unutmayalım, meclis açılmasıyla birlikte ana muhalefetin çok daha agresif olacağı. Eğer ekonomik sorunlara merhem bulanmıyorsa hükümet, bulup bulmayacağı kendilerinin çalışmasıyla alakalıdır elbette. Toplumsal tepki de daha fazla üzerine doğal olarak çekecektir. Ve zor bir süreç bekliyor olacaktır. O yüzden iki önemli görevi var bana göre Sayın Ünal Üstel'in. Birincisi parti içerisindeki sıkıntıların çözümüne yönelik adımlar atmak. İkincisi ve daha da önemlisi bence ekonomi kökenli sorunları vatandaşın en az hissedeceği, hissedemeyeceği, bir hissetmesin diyemiyoruz. Bu dünyanın her yerinde var şu an ekonomik sıkıntılar. Ama bunların çözümünü minimize edebilecek, sıkıntıyı minimize edebilecek çözümleri üretmek. Yani KDV'de bir takım indirimler yapıldı. İşte dün itibariyle yürürlüğe girdi. Bunların piyasaya yansımasının sağlıklı bir şekilde olup olmadığının denetlenmesi, elbette bir ceza falan kesilemez ama bir devlet denetiminin olması biraz belki çeki düzen verme açısından önemli olabilir. Bir şey de verir topluma. Ya da işte şimdi önümüz bu ay itibariyle asgari ücret, kamu maaşlarına yansıyacak olan artışlar. Şimdi bunların piyasaya pahalılık olarak yansımamasına yönelik ne gibi işler yapılabilir? Şimdiden zaten zaten yansıyor. Akaryakıta 3 zam, elektriğe zam, yani o verilecek olan kamu artışı şu anda bitmiş. Şu an bitmiş durumda ama biliyorsun devamı da geliyor bunların. Yani tabii, bunları dengelemek önemli. Zaten elektriğe yaptığınız zam total her şeye yapılmış zamdır. Yani elektriğe bir kuruş dahi yapsanız etin, sütün, her şeyin, yani çünkü elektriksiz hayat yok. Her şeye zam anlamı taşıyor. O yüzden çok zorlu bir süreç var hepimiz için. Seçimin %30'da kalmasının da bir sebebidir bu. Yani halk şunu demiş. Ya siz 25-30 milyon TL harcıyorsunuz anayasa gereği diyorsunuz bize. Ama öte taraftan yani hiçbir şeyin de değişmeyeceği bir seçim matematiksel olarak. Evet. Buna para harcıyorsunuz ama piyasada aldı başını gitti pahalılık, biz geçim sıkıntısı yaşıyoruz, buna seyirci kalıyorsunuz. Bu algı şu an yurttaşta oturmuş bir algı ve bundan dolayı da bir tepkisel yapısı var. Bu tepkiyi absorbe edebilecek adımlar atılması gerekir hükümetin. O da
piyasanın pahalılığının en azından önüne geçebilmesiyle alakalı. Bu olmazsa bu baskı ana muhalefetin de meclisin açılmasıyla birlikte toplumun da yaşadığı mağduriyetten vereceği tepkiler ve baskılar hükümet için sıkıntılı bir süreci beraberinde getirir diye düşünüyorum. Her şeyin başı ekonomi. Ekonomik açılımlar önemli. Birçok proje var. Bu projelerin hayata geçmesi sevgili Levent. Yani bakın bir sürü evlenen insan var yaz dönemi. Ev sorunları, kira sorunları. İşte hükümet dedi ki 1.2 milyon TL'ye kadar %1 faizle size kredi vereceğim. Bunların hayata geçmesi. Anlatabildim mi? Yani bir şeyler konuşuluyor. İşte KDV indirimi, bu proje, işte sosyal konut projesi. Bunlar çok önemli projeler. Ama bunların hayata geçip insan bize dokunması lazım. Bizim bunu faydalanıyor olması lazım insanlar bundan ki o tepki biraz düşebilsin. Yani bunlar önemli işler ama hayat bulması gereken işler. Kağıt üstünde kalmaması gereken, hızlı bir şekilde hayat bulması gereken işler. Çünkü bugün yani evler artık kiralanamayacak boyutta. Bu ülkede çok ciddi yabancı bir nüfus var. Ve bu yabancı nüfusun etkileri var. Kiralar aldı başını gitti. Nasıl olacak? İnsanlar nasıl kafasını bir yuvanın içerisine, bir evin içerisine sokacak? Bunlar hükümetin görüp tespit ettiği ve giderilmesine yönelik adımlar atmaya başladığı bir süreçte bunları hızlı bir şekilde sonuca ulaştırması gerekiyor ki o vatandaşla bir şeyler yapıldığını görsün. Şu ana kadar kağıt üstünde kalan işler. Bunlar. Bu arada mikrofonum düştü. Cumhurbaşkanlığı 2 yıl sonraki Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi bir erken seçim görür müsün? Sence vatan bunu siyaset yürürlüğe koyar mı? Yani bu biraz da Ulusal Birlik Partisi ile alakalı. Yani kendi içerisinde yaşayacağı çözümlemeler yol alabilirse dışarıdan gelen baskıyı bir şekilde parti 24 vekille göğüs gerebilir. Ama parti içerisindeki sıkıntılar artarak devam ederse yani genel başkan bu sıkıntıların çözümünde eli güçlü bir pozisyona gelemezse olabilir, olmayacak bir nokta değil. Hükümet uyumunu nasıl buluyorsun? Hükümet mecburiyetten uyumludur zaten. Uyumlu olmak zorunda. Hükümetin en yaramaz çocuğu tırnak içerisinde Erhan Bey. Çünkü her şeyi söylüyor Erhan Bey. Evet. Erhan Bey'le yaptığınız her program manşetler çıkardığınız programdır. Ben o açıdan her zaman söylüyorum bunu. Yani, o çünkü lafınız esirgemez. Ne düşünüyorsa söyler. Doğrusu, yanlışı ya da her zaman bir şeyi söylerse bir amacı var dedi. Evet yani sosyal medyada çok anlamlı kullanır. Evet. Kendi açısından bu açıdan. Tepkiden çekinmez. İnsanların ona vereceği tepkiden. Hatta ondan neredeyse beslenir pozisyondadır. Evet. Dolayısıyla ben zorunlu bir uyumluluk hali orada var zaten. Zorunlu bir uyumluluk hali var. Ve o bir şekilde devam edecek. Ama erken seçimi tetikleyecek unsur ancak Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisinde yaşayabileceği daha büyük sıkıntılarla alakalı olur diye düşünüyorum. Bunları da işte Sayın Başbakan gelsin. Çünkü yanılmıyorsam bayram sürecince yurt dışındaydı. Yani evet. Londra'daydı. Dolayısıyla seçim değerlendirmeleri artık bugünden sonra parti içerisinde de elbette başlayacak ve bununla ilgili ben yakın zamanda bir takım radikal adımlar kabinede görebileceğimizi düşünüyorum. Bu uzun bir süredir devam eden bir dedikodu ama hep şey derdim bu kadar zamandır. Yani olursa parti içerisinde başka sıkıntıları doğurur. Evet. Dolayısıyla olacağını düşünmüyorum diyordum birçok haberler çıktığı zaman. Ama bu dönem artık bence o dönemin geldiğini işaret eden emareler var. Bu emarelerin en önemlisi de seçim sonucu. Çok teşekkür ederim. Burada birlikte olmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olasın değerli katkıların için. Kolay gelsin diyelim. Hepimize, sana da bize de. Değerli izleyenler, şu anda izliyorum. Arkadaşımızın, sevgili Özlem'in birazdan 13 bültende okuyacağı prompter'daki ilk haber gözüme ilişti bir yandan.
üzücü bir haberle gerçekten güne başladık. 4 kişiyi bir trafik kazasında kaybettik. Aman dikkat diyelim ve bu konuda yasal ve tedbirler yanında altyapı çalışmalarımızın da daha çağdaş noktalara getirme noktasında hepimize düşen görev olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Olabildiğince sağlıcakla kalın efendim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Bu arada hatırlatalım. Yarın saat 12.10'da konuğumuz CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman diyelim. Hatırlatmamızı yapalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle.